ABD eski başkanı Donald Trump belki de bugüne kadarki en olaylı ABD başkanı bir suikast girişimi atlattı ve sonrasında önemli açıklamalar yaptı. New York Post'a bir röportaj verdi. Ateş açıldığı sırada kafasını hafifçe sağa çevirdiğini bu sayede saldırıdan kurtulduğunu anlattı. ABD eski Başkanı Donald Trump suikast gelişimi sonrasında New York Post gazetesine röportaj verdi. Ateş açıldığı sırada kafasını sağa çevirdiğini farkında olmadan yaptığı bu hareketin hayatını kurtardığını söyledi. Ben nadiren kafamı kalabalığa çeviririm. Orada bir katılımcının yasa dışı göçmenlerle ilgili bir pankartını okumaya çalışıyordum. O pankart yüksekte olduğu için farklı bir açıdan kafamı çevirdim. Hafifçe ya da çok çevirmiş olsaydım kurşun kafa tasıma isabet ederdi. Trump yaşadığı deneyimi gerçek gerçeküstü olarak tanımladı. Hastanedeki doktor bana daha önce böyle bir şey görmediğini, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Burada olmamam, ölmüş olmam gerekiyordu. Trump saldırı sonrası elini havaya kaldırarak seçmene verdiği mesajla ilgili de konuştu. Birçok insan bunun gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Çünkü genelde ikonik bir fotoğraf için ölmek gerekiyor. ABD Başkanı Joe Biden suikast girişiminin ardından Trump'ı telefonla aramıştı. Trump telefon görüşmesinin iyi geçtiğini, başkanınsa çok nazik bir insan olduğunu söyledi. Suikast girişimini tüm dünya izledi. Tüm dünya şokta. Donald Trump belki de en olaylı ABD başkanı hakkında devam eden bir dava vardı. Hem de yetişkin filmi söz konusuydu. Dava böyle ilerliyordu. Sevgili izleyenler bir kez daha aday oldu. Ve seçim kampanyası sırasında konuşma yaptığı sırada o kurşun sağ kulaktan sıyırdı geçti. Bu anları izledik. Ve ardından yaşananlar aslında bu suikast bile Trump'a yaradı. Kampanyasına yaradı. Sol yumru havaya kalktı Trump. İşte bu büyük olay oldu. Trump destekçileri bunu fırsat bildi ve ABD eski başkanının sembol haline gelen o hareketini tişörtlere bastı. Tişörtler Trump'ın seçim kampanyasına destek için satışa çıkarıldı. Yani işin özeti bu suikast girişimi bile Trump'a yaradı. Sağ yumruğunu kaldırdı, fotoğrafı çekildi. Sembol haline gelen hareket destekçilerine yaradı. I hate Trump. And guess what? ABD eski başkanı Donald Trump'a seçim bitinginde düzenlenen silahlı saldırı dünya gündemine oturdu. Trump saldırıdan hemen sonra sağ yumruğunu gökyüzüne kaldırmış, dövüşün diye bağırmıştı. O anlar fotoğraf karesine böyle yansımıştı. Gazete manşetlerini de süsleyen fotoğraf Trump destekçileri tarafından tişörtlere basıldı. Üzerinde dövüşün asla durmayacağım yazıları bulunan tişörtler satışa çıkarıldı. Elde edilen gelirin tamamı Trump'ın seçim kampanyasına gidecek. Trump destekçilerinin hazırladığı ürünler sadece Amerika'da değil Çin'de de satılıyor tişörtlerin Yumu kentindeki bir mağazada satışa çıkarıldığı görüldü. Birçok çevrimiçi Çinli satıcı tarafından da ticareti yapılıyor.